arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bir tane daha satılık 124'ümle berabersiniz. Şimdi bu 90 model arabamız bize Karabük'ten gelmişti. Biz bunu yaptık. Zaten bir iki bölüm yayınladık. Bu araba 2 senedir burada. Bir türlü Akın abiyle biz bu arabayı teslim edemedik. Alamadı. Ben kullanmaya başladım testi için falan filan derken araba bana geçti. O sürüş esnasında da başka rastlanabilen ne eksik varsa hepsi tamamlandı ama ne oldu abi mesela? Şuraya bizim oğlan Çınar bisikletten geldi çarptı, tamam mı? Şuraya kim dokundu bilmiyorum ama yani ön tamponla soldan çamurlu bir boyayacağım. Bu araba boyanalı 2 seneyi geçti. Takribi 2 sene olmuştur. 2 seneyi geçti ve şöyle bir de seramiğini yapayım ben bunu bir daha. Bunun bir sürüş keyfi var. Biliyorum. Bilirsin sen de. Jantlar 16, ET36 olması lazım ya da ET34, yani E500 jantıdır. W140'tan dönme değil abi. Jantlar orijinal. Ön camımız orijinal. Şurada ufak bir çatlağı var. Aman orijinal kalsın falan. Lan ne olacak, orijinal kalsa ne kalmasa ne, ama orijinal. Orijinal olmayan bir tane camı yok, bir. İkincisi, araba çok böyle motoru diri. Ben bunu Bursa'ya gittim geldim hacı. S500'ün uzaktan böyle bir selektör yaptım. 200-220 zaten dipte, biliyorsun limitte. Adam yüklemedi, aynadan baktı. Dedi ki lan bu gariban 124 herhalde. Bilmiyor ki içinde cevher var mı? Sağından 200'den geçti, gelip şaşırdı. 4 kişi beni baktı, Ukrayna plakalı bir S500'dü. Evet. Abi arabanın nasıl söyleyeyim sana, LPG'si iptal. Bütün her şey yapılmış. Yürür aksamından tut trimine kadar her şey kusursuz kondisyonda. Ve ben bu arabayı bir şekilde artık satacağım. Çünkü arkadaşlar yetmiyor, alan yetmiyor. Yani para ihtiyacımız da var. Piyasaların hali belli. Saklayıp da bunların yıllık trafik sigortası bilmem nesi, bizim o kadar bir bütçemiz de yok. İşte sırayla başladık yürüyenlerden satmaya. Bu yürüyenlerden satarken de bari bir şekilde insanlar aa güzel araba diyorlar, satılık değil diyordum eskiden. Şu anda bakılık değil satılık diyorum. Biz araba satış kanalı değiliz ama yaptığımız arabaları en azından doğru şekilde, çünkü çok araba gördük ya seçkin. Çok geçti. Arabaya gidiyoruz, bakıyoruz, kapıyı açıyoruz. Çürük yok diyor vatandaş. Kapıyı kapatıp geri kaçıyoruz falan yani. Çürük yok dedin mi? Burası yok. Komple yok. Aynen öyle. Başka neresine baktıralım abi sana? Duydun mu? Bu arabada yalıtımın yesi yok ama içinde ses dahil. Başka neresini göstereyim? Ne bileyim abime. Ulan bu arabanın durduk yerde arka camı kırılmıştı hacı. Halen daha bak, 1,5 sene oldu. Halen daha cam atıyor. Eksiksiz. Şurasını şimdi takacaklar. Ondan sonra başka ne göstereyim baba, araba bir tur atmak ister misin? Ha? Olur. Haydi bin arka yapıyoruz. Şimdi emniyet kemerinizi takmadan gitmiyoruz. Bir. Bu arabada kaset çalar vardı. Ama acil bir kaset çalar lazımdı. Benim elimdeki CD çalardan çenç ettim abi. Açmayayım şimdi, telif yiyelim deriz. Bu da sıfır yani. Bunun bütün ahşapları, her şeyi biz yaptık abi. Şöyle, aha bu kim? Gel kardeş. Komşu komşunun külüne muhtaç. Bu arabanın herhalde ilk sahibi ya da sahiplerinden bir tanesi avukattı galiba. Böyle sinirli gidiyorum ama bu araba sinirli gitmeye gelmez kanki. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Şuradan çıkalım, böyle usul usul bir tur atalım. Bu gıç gıç sesi var ya, o benim kalçamın büyük oluşundan. Ama küçüldü, 20 kilo kadar küçüldü. Klimamız açılmış. Güzel güzel geçelim. Bu derilerin şeysi. Nasıl kuanımız? Fevkalade. İnsanmış. Abi bunu böyle makam arabası gibi pın 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 kullanacaksın. Nasıl? Çok güzel. Ben kullandım ya zaten bunu. Şıkır şıkır. Buradan abi her gün bir kaza riski var ben burada, biliyor musun? Çünkü oradan geliyorsun böyle. Hı
Mermi ulan gibi. Yani tek şeritlik yerde iki şeritlik giriş yapıyorsun. Evet. Bir de yani düz gelen adamın önüne çıkıyorsun, ne kadar ayıp. Bir tane vardı ya böyle tip şeyle geçirdi vitesleri falan. Şimdi abi bu arabanın alıcı ne yapar? Çok çok 4 tane isterse lastiğini değiştirir. Çünkü lastikler 4 senelik olmuş ama lastiklerin dişi var. Araba 370 bin kilometre oldu. Piyasadaki birçok araba 200 bin kilometrede orijinal, 220 bin kilometrede orijinal bilmem ne falan hikaye. Yani inanmıyorum ben çünkü yani bizim Bahri'nin arabası 600 bin kilometrede bin içine, anladın mı? Yani 400 bin kilometrede, 300 bin kilometredeki araba dedikleri arabayla daha temiz, daha şey, konforlu gözüküyor. O yüzden şimdi bütün arabalar mı anasını satayım? Bu arabanın 500 bin geçmişi kaç tane var? Bütün arabalar mı 250-250 binde? Mercedes'i alan kullanmamış mı kardeş? Yani ben bakıyorum, ediyorum, araştırıyorum. Kilometresiyle oynanmışsa zaten aklıma yatmıyor. Ya tespit edebiliyorsam almıyorum öyle bir şey. Şüpheleniyorsam da almıyorum ama. Şimdi bu arabaların şanzımanları aptaldır biraz. Yürü be! Nasıl değiştiriyor bir şanzımanları biz? Efsane. Halbuki kickdown'a oturduğun zaman bir tık düşürse aşağı, yani o vitesten değil de bir alt vitesten devam ettirse biz insan gibi. Ama bu araba dediğim gibi yani bunun, bu 200'e 118 beygir KC e-tronik. Bütün her şeyi, bütün bak her şeyini baştan aşağı yeniledim. Bunda bir dönem LPG olmuş. Birçoğunda bir dönem LPG olmuş çünkü. LPG'sini ruhsattan kaldırttım. Muayeneye soktum. Ördeğinin bütün her şeyini yeniledim. Benzin dağıtıcısını yeniledim. EHA valfini yeniledim. Her şeyini yaptım. Daha ne yapayım? Abi ben bugüne kadar kullandığım 200'lerin içerisinde benim olanlardan, başkasının arabasında böyle şey kullanmadım açık konuşayım. Abi yeşil MDZ vardı ya, MDZ. Evet, evet. MDZ, KMF, VTG. Jet gibi bok yiyenleri var. Bak, arabanın bütün altını söktüm, bütün altındaki kavuşuk parçaları değiştirdim, ettim, eledim, falandım, filandım. Bir tür dağıtalım bizim dükkanın etrafında. Yani demem o ki baba, bu arabada benim şahsi emeğim, şahsi şeyim çok. Garantim de, şahsi garantim ve şirket garantim de var tabii ki. Şimdi bu tip arabaları arkadaşlar 200 bin liraya alabilir misiniz? Alamazsınız. 200 bin liraya alsanız, üstüne 500 bin lira harcasanız gene bu araba gibi olmaz. Olmayacaktır bu. Çünkü altyapısı bozuk olan araba, altyapısı bozuk olan arabadan olmaz. Ne yapmak lazım bu durumda? Arkadaşlar en mantıklısını söyleyeyim size yapmak lazım olanı. Doğru yapılmış bir arabayı buluyorsanız, ben alayım toplayayım hevesine girerseniz zarar edersiniz ama zamandan tasarruf, burada satın alamayacağınız şey zamandır, parayla geri kalan her şeyi insan dahi satın alabiliyorsunuz. Fikir dahi satın alabiliyorsunuz. Eş dahi satın alabiliyorsunuz yani parayla, anladın mı her şeyi? Ama zaman parayla değil abi. O yüzden doğru yapılmış bir arabayı satın almak her zaman tasarruf sağlatır bir. İkincisi geçmişi bozuk olan bir arabayı altın kaplama boyalar da yapsanız, bilmem ne de yapsanız, onu da yapsanız, bunu da yapsanız, baba o araba olmayacak. Çünkü ne yaparsan yap, arabanın bir kere şaftı kaymış. Bak S600 var orada doğruysa. Evet. Ondan sonra iyi bir araba bulduk ama inanılmaz çürük. Aldığın arabadan daha fazla para harcarsın. Çok çürük arabayı da, çok operasyon bizi zorlar. Biz artık yani biraz daha ticari bakalım mı mevzuya? Tabii tabii. Yani anamız ağlıyor bizim burada. Hakikaten X paraya arabayı burada alıyoruz içeriye. Arabayı teslim edene kadar X oluyor. Yani onu da demek istiyorum ki arkadaşlar çok ağır işten bizim dilimiz çok yanmışlığı var. Sahibinin de dili yanmışlığı var. Bir kere ağır iş, ağır işi olan araba, ha dedenin arabasıdır rahmetli, işte atıyorum Allah kecinden versin, babanın arabasıdır, bir şeysidir, tamam mı? O zaman her türlü şeyi yaparız ama kalkıp da ucuza alayım, ucuza mal edeyim dersen abi, çöpü çöp eder kenara koyarsın, başka hiçbir yaramaz. Başka konu arkadaşlarım, 124 kasayla alakalı bizim elimizden geçmiş çok araba var ve benim hala sahibi olduğum çok 124 kasam var.
aktif olarak da bunları bir şekilde kullanıyoruz. Biz 124 ile alakalı bildiğimizi sizle paylaştığımız zaman bizim emin olun ki bir bildiğimize istinaden konuştuğumuz kelime de vardır. Cümle, kurduğumuz cümle vardır. Rahmetli babamın arabası da burada bak. Toyiş derdi babamına. Hmm. Aynadan göster. 61 TE. Canım benim. 124 ile alakalı bizim söylediklerimize lütfen kulak asıp, ha bak lan burası şey. Burası kaçmış işte, bunu değiştirelim. Bak bu kusur. Bizim söylediklerimize kulak asın ki arkadaşlar. Biz mesela müşteri geliyor, diyoruz ki ya arkadaş bu arabaya para harcama. Ya onun sen şimdi yapmamak için, ya yapmamak için değil güzel kardeşim, bunu yapsam da olmayacak. Senden aldığım para bana haram olacak. O sebeple senden ricam, bak kardeşinin lafını dinle. Ben 15 senedir bunu biliyorum diyor. Tamam binebilirsin, sen bir tanesini binmişsin. Ben yüzlercesini yapmışım. Onlarcasını binmişim. Benden daha çok kilometre yapmış olabilirsin ama ben çeşitlilik sahibi ve yapım süreçlerindeki şeyleri görüyorum ya, aksaklıkları. O sebeple yani şey anlamında sizin cebinizdeki parayı alayım da bir şekilde işte lamburlumbur yeni boyanmış mı boyanmış mantığıyla, yani satışa araba hazırlamak anlamında destek olayım mantığı bizde yok. Çünkü Esenyurt'ta bir beyaz 230E miydi neydi, araba BBD yapıldı diye açıklamasını yazmış. Arabayı bir gördüm ben. Aa BB'de yapılmış abi falan diye attılar buna. Dedim ulan bunu BB yapamaz. Bu böyle bir şey yok. Bu ne? Sıvamışlar arabayı. Sonra anladık ki biz artık ufak ufak marka olmaya başladık. Bu marka olmanın da haklı gururuyla dedik ki biz artık kendimizi hiç riske atmayalım. Yani eşin dostun arabalarının da gönlü olsun diye tamam orasını burasını yapalım. Çekim yapmam falan diyordum. Baktık ki onlar da BBD satılık diye. Abi sen yapmışsın. 5. satışını gören araba var ya. Ya ben yaptım da bak kardeş şurasını bıraktırdılar bana. Ha yaptırtmadılar motor inecekti diye. Orada çürük var falan dedik. Yani biz bu duruma da düşmek istemiyoruz. Müşterimiz de bu duruma düşmek istemiyoruz. O yüzden operasyonel anlamdaki işlemleri biz yapma taraftarıyız. Arabanın altında çürük vardır. Çürüğünü yapacağız. Tamam yapalım ama. Abi dıştan bir boya satış esnaf işi falan filan dendiği zaman biz onu yapamıyoruz. Dediğimiz gibi bir marka olmaya başlamışız. İnşallah marka oluruz. Hiç öyle bir şeyimiz de yok ha. Sesim. Derdimiz de yok değil mi? Derdimiz değil. Öyle bir burun büyüklüğümüz de yok. Bak burnum büyüdü zaten. Görüyor musun? Ulan her tarafım bak görüyor musun? Sabah toplantıya gittim dediler ki o dayak yemişsin hayırlı olsun. Görüyor musun abi? Ben burayı sinir stresten her tarafımda yara var şu anda. Burayı gıy 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 kazıdım 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 kazıdım. Bir de burada da bir şeylerim vardı. Abimin eşi sağ olsun bir şey sürdü. Bacağımda da çok büyük çıkmıştı. Yani böyle artık kurtlanma derecesindeydi. O onu kurutmuştu. Ertesi gün kabuk olup attı. Düzeldi orası. Elinde gıy gıy yaparken ben buna tabii mikrop ulaştırdım. Ne oldu abi ondan sonra? Kötü oldu. Yani bu bölgede de böyle bir şey yaşanması kötü. Uzun süre tuttuk onu orada. Abi bir baktım. Sanki yumruk yemişim gibi. Baksana yakından yaram o. Evet evet. Yor abi içeride. Neyse. Herkese şey bak burada da var. Gördün mü yani bu boya. Neydi adı hatırlamıyorum. Lafı fazla uzatmayayım. Bizim muhabbetimiz, benim çenem düştü gene. Düşer, konuşasım var. Konuşacak insanım yok fazla bu arada ya sanki. Var lan şaka yapıyorum. Pendik gideceğim biraz sonra. Demem o ki abi. Biz sizin cebinizdeki parayı almak için değil, sizin fayda görüp, bizim de sizin gördüğünüz faydadan bereket görmemiz için vesile olabilecek arabaları yapalım. Haricen bir operasyon yapıp da sizleri de sıkıntıya sokmayalım. Biz de ya biz bu parayı aldık ama hak etmedik diye kendimize o parayı haram etmeyelim. Çok mu ince düşünüyoruz? Benim düşünce yapım bu. Ama çıkar çatışmasına girenler olur bizde. Yani biz kendimizi de ezdirmeyiz orada. YouTube kanalımıza abone olmayı, bize bol bol yorum yapmayı, yorumlarınız esnasında da bizim eksik gördüğünüz, teknik olarak yanlış bilgi verdiğimiz yerler var ise, mesela A124 diye kabriyo diye paylaşıyorum. Oradan adam yazıyor. A124 yoktur. W124 vardır. Ya benim baktın mı sen sayfama kaç tane 124 videosu paylaşmışım? A'sını, B'sini, efendim pardon. A kabriyo dedim lan. A kabriyo. S124 station. A'sını, S'ini, kupesini, C'sini anladın mı? Hepsini yapmışız. Yani oraya yanlış yazma lüksümüz yok. Sen geçen hafta şeyi yanlış yazmışsın valinin. 260E yazmışsın SE'yi. Hadi be. Evet ben onu düzelttim şeyden. Süper. Başlıktan. İyi bari.
Şuna bak. Şuna bak. Ya yıkılıyor ya araba. Cici cici zırhlı olun. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bizi mutlu ederseniz bizi övün değil de bizi de gömün de değil de, çünkü gömülecek işleri yapmamaya özen gösteriyoruz. Ha, yanlışlık olur. Yanlışımızın da arkasındayız. Ne diyoruz ilk günden beri? Bu nasıl giriş yaptı lan? Motosikletçi yemek getirdi. Yaptığım işten sebep kimse anama söylemesin arkadaş. Benim annem kıymetli. Herkesin annesi kıymetlidir. Bazılarınınki kıymetli değil.